Hanımlar beyler, günün son yarışmacısıyla baş başayız. Ya Elif Hanım bugün birinci olacak ya Ebru Hanım bugün birinci olacak. Stres dolu, heyecan dolu bir tur olacak gibi görünüyor. Nasılsınız Elif Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Biraz heyecanlı ama idare ediyorum. Biraz mı? Evet. Elif Hanım şu an sesiniz yok. Değil mi? Yani Elif Hanım yayını kesti sevgili izleyenler. Heyecanlısınız ve çok normal bu. Rahatlarız, acelemiz yok zaten. Yalnız mı geldiniz? Eşimle beraber geldim. Eşinizle geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. İsminiz neydi? İsmim Murat. Murat Bey, siz ne yapıyorsunuz? Elektrik teknikeriyim ben. Elektrik teknikeri. Evet, İstanbul'da kendi şirketim var. Onunla ilgili projelerle başvuruları yapıyoruz. Eşimle beraber uzun zamandır takip ediyoruz yarışmayı. Aha. Daha beraber başvuru yaptık. Elif Hanım'ı aldılar. Önce onu aldılar. Önce onu aldılar. Sonra evet. Da sizi alırlar diye tahmin ediyorum. İnşallah. Buradan yapımcımıza selam olsun diyoruz yine. Evet. Arapça ve Farsça kökenli sorularda bazen sorun yaşayabiliyor. İnşallah bugün onlar karşısına çıkmaz. İnşallah. Bakalım. Onlar olmazsa efendim. İyi bir puan alacağını düşünüyorum. Başarılar diyorum kendisine. Sizin nasıl aranız kelimelerle? Siz de başvurduğunuza göre sizin de bayağı iyi. Evet, evet. İddialı mısınız peki? İddialıyım. Kendi adınıza kendi mı? Elif, Elif Hanım adına onun bakacağız. Onun iyi puan alacağını düşünüyorum. Yani fena değil diyor sizin için. Güven dolu bir açıklama. Harikulade. Hissettim buradan. Sırtınızı çok sağlam dayamışsınız efendim. Neler yapıyorsunuz öğretmenlik dışında? Vakit kalıyor mu gerçi? Vakit kalıyor. 3 yaşında kızımla biraz ilgilenme fırsatım oluyor. Allah bağışlısı. Evet, teşekkürler. Bir de bunun dışında yapabildiğim kadar spor yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz efendim spor? Yani özel bir spor alanında profesyonel çalışmıyorum da işte yürüyüştür. Fitness'tir. Ah yani. Tamam, zaten yani yürüyüş yapabiliyorsanız bile süper biliyorsunuz. Yani vakit buluyorum. Bir metropolde yaşıyoruz. Siz iddialı mısınız? Ekran başında iyi bir puan alabildiğimi görüyorum. Evet. Tabii ki buradaki ortam farklı. Ne olacağı belli olmuyor. Yani çok da iddialı konuşup da. Evet, patlayabiliriz yolda. Yani her şey olabilir. Merak etmeyin, ben elimden geldiğince destek olacağım zaten size. Evet, size de güveniyorum bu konuda. Ben de size güveniyorum. Elif Hanım, bakalım neler yaşanacak. Yavaş yavaş başlayalım mı? Tabii. Bakın 12 harf alabilirsiniz ama 12 harfin tamamını alırsanız 2 saniyede arttırmanız gerekecek. Bu harf. Bilgiyi ben size zaten ilerledikçe hatırlatırım ihtiyacımız olursa. Şimdilik önden söylüyorum. Ufak ufak da başlayalım diyorum. Ne dersiniz? Tabii ki, hazırım ben. Tamam. Hanımlar, beyler, ilk 4 harfli kelimemiz geliyor. Yumurtamsı, söbe. Harf alayım. Verelim efendim. Oval. Oval, doğru cevap. Efendim 4 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Sağlıklı olmakla özdeşleştirilen yumru köklü bitki. Turp. Turp, doğru cevap. 5 harflilere geçiverdik bile, buyursunlar. İnanç ve düşüncesini değiştiren, sözüne güvenilmeyen kimse. Dönek değildir herhalde. Ne? Dönek. Dönek, doğru cevap. 5 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Teklifsiz konuşmada hoşgörü, ayrıcalık tanıma. Ayrım. Teklifsiz konuşmada. Böyle daha rahat konuşmada gibi düşünün. Harf alayım. Harf verelim efendim. Y. Ayrıcalık tanıma. İmtiyaz değil de. Ya onun gibi bir şey ama arkadaşa yapılanı onun. Kıyak. Ne? Kıyak. Kıyak, doğru cevap. Efendim 6 harflilere geçtik. Bakalım 6 harfli ilk kelimemiz neymiş? Bir kimseye kasıtlı ve asılsız suç yükleme. Bühtan. İftira. Efendim? İftira. İftira, doğru cevap. 6 harfli leziz bir kelimemiz geliyor, buyursunlar. Yumurta ve irmikle yapılan şerbetli bir tatlı. Revani mi? Ne efendim? Revani. Revani, doğru cevap. 7 harfli ilk kelimemiz geliyor, buyursunlar. Büyüklere söylenilen söz, bildirilen dilek veya bilgi, sunuş. Efendim Arapça kökenli eşinizin... Harf alayım. Harf alıyoruz bunun için. Z.
Harf alayım. Bir harf daha alıyoruz. M. Söyleyin efendim. Yok. Bir harf daha alayım. Bir harf daha vereyim. T. Münazat. Değil efendim. Ama atıyorum oradan şuna. Türetebilirsiniz. Yani işte böyle bir nokta nokta. Maruzat. Ne? Maruzat. Maruzat doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasına geldik. 3200 puanınız var. 2 dakika 18 saniye süreniz var. Devam ediyorum. Kaç harf aldınız şu an tam olarak? Kaç harf aldınız biliyor musunuz? 5 harf aldınız. 7 harf hakkım var. 7 harf hakkınız kaldı. 7 harf yerseniz bize bir miktar süre arttıracaksınız. 2 saniye kadar. İnşallah. Yani yaparız herhalde onu. Devam ediyorum. Tabii. Efendim 7 harfli ikinci soracağımız kelime bir birleşik kelime. Buyursunlar, sorusu da şöyle. Mevcudiyet anlamındaki birleşik kelime. Varlık. Evet, ne? Varlık mı? İki kelime efendim. Varoluş. Varoluş. Varoluş doğru cevap. Efendim 8 harflilere geçtik. Buyursunlar, 8 harfli ilk kelimemizin sorusu geliyor. Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü. Madencilik gibi bir şey. Değil efendim. Harf alayım. Harf verelim. Bütünü. D. Harf alayım. Harf verelim efendim. Ü. Sanayi efendim. Sana. Endüstri. Ne? Endüstri. Endüstri doğru cevap. 8 harfli ikinci kelimemiz inanır mısınız mastarla bitiyor. Buyursunlar. Tuvalet ihtiyacı gelmek. Yani harf alabilir miyim? Harf alın. Harf verelim efendim. K. Tuvaletiniz geldiğinde nasıl hissedersiniz? Sıkışmak. Ne? Sıkışmak. Sıkışmak mı doğru cevap? Efendim ilk 9 harfli cevabımız bir zarf ve tek kelime. Biliyor musunuz? Sorusu şu şekilde. Gelişi güzel, özen göstermeden, durmadan yazarak anlamında bir zarf. Gelişi güzel rastgele diyeceğim ama değil. Daha böyle. Durmadan yazarak. Harf alabilir miyim? Harf verelim efendim. K. Yazıyorsak ne vardır efendim? Ne yazarken ne kullanıyorsun? Kalem. Evet. Ne kalem? Kara kalem. Yok değil. Değil. Harf alayım. Rastgele yazıyorsunuz öyle düşünün. Bir harf daha geldi. Çala kalem. Ne? Çala kalem. Çala kalem doğru cevap. Efendim 9 harfli ikinci kelimemiz de mastarla bitiyor. 3 harfli bir mastarla buyursunlar. Bir kimseyle karşı karşıya gelmek. Rastlaşmak yok. Rastlamak. Evet. Rastlamak. Rastlamak doğru cevap. Efendim 10 harfli ilk kelimemiz gelecek. Kendisi 2 kelimeden oluşan tatlı bir şey buyursunlar. Aşktan doğan üzüntü anlamında mecazi bir tabir. Harf alayım. Harf verelim. 2 kelime efendim. Aşktan doğan üzüntü. Azap gibi bir şey mi var orada? Yok öyle bir şey yok efendim. Ama bu süre 5 saniye. Harf alayım. Harf alarak noktayı koyduk. Evet. Nokta nokta düşer yüreğime bir aşktan doğan üzüntü. Konu aşksa. Kalp ağrısı. Ne? Kalp ağrısı. Kalp ağrısı doğru cevap. Ümidimi kesmiştim. Gerçekten mi? Evet gidiyordu yani.
Şimdi 4 saniyeniz var. 2 saniye arttırmak zorundasınız. Harf marf kalmadı. Kaç soru var? Bir. Bir soru. Son soru. Harf kalmadı. Harf da yok. Hiçbir şey yok. Ben de soruyu okur giderim. Çok güzel. Kendi başınızda ne yapıyorsanız yapın artık Elif Hanım. Peki. Şaka şaka yapmayacağım. İki kelimeden oluşan bir deyim soruyoruz size. Tamam. Çok da heyecanlandırmak istemem ama dananın kuyruğunun kopacağı soru bu. Bu soruyu bilirseniz siz gün birincisisiniz. Bilemezseniz Ebru Hanım gün birincisi. Kritik yani. Güzel. Daha fazla heyecanlanayım diye. Yok be. Evet. Hazırsanız sevgili heyecanseverler son soru geliyor. Birini dövmek, perişan etmek, aşırı ölçüde hırpalamak anlamlarında bir deyim. Birini dövmek, perişan etmek, aşırı ölçüde hırpalamak. Dayak atmak falan mı? He? Dayak atmak falan. Yani en nihayetinde dövmek olunca öyle bir şey de deyim. Deyim. Yani dayak atmak kendi başına bir deyim. Deyim değil. Evet. Mecazi bir şey olmuş. Birini dövmek, perişan etmek, aşırı ölçüde hırpalamak. Suyunu sıkmak mı ne yani? Mecaz söz konusu, öyle düşünebilirsiniz. Elif Hanım. Haşat etmek. Haşat etmek olacaktı. Yine kartları ısırdığımız bir tur oldu sevgili kart severler. Elif Hanım. Vallahi üzüldüm. Ben de üzüldüm. Son anda ya. İnanılır gibi değil. Son soruda yani. Onun da ben az daha size haşereyi anlatarak buldurur muyum falanı düşünüyordum da o da zaten artık buradan kızıl toprağa yol yani. Hani onu bulacağız da bilmem ne de. Çok güzel yarıştık ama buraya kadar. Teşekkür ederim. Gerçekten minnacık bir kayıpla patladık. Maalesef. Ayaklarınıza sağlık. İkinci seferinizde heyecanı aşmış olacağız artık. Öyle düşünebilirsiniz. İnşallah. Eşiniz geldiğinde de siz oradan dersiniz ki yani ben daha iyiydim. Ben ona da güveniyorum ama İnşallah ben olur. İddialıyım falan gibi siz yaparsınız havanızı. Ya sanmıyorum ya. Elif Hanım ne tatlısın. Beyefendi ayaklarınıza sağlık sizin. Teşekkür ederiz. Hanımlar beyler bütün yarışmacılarımızı alkışlıyoruz ama bugünün birincisi Ebru Hanım'ı yanıma alıyorum.